Bataklık operasyonunda yakalanan Türk Escobar olarak bilinen uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş'ın kirli ilişkileri ortaya çıkmaya devam ediyor. Nejat Daş'ın aylarca polis takibinden bir emniyet müdürünün tahsis ettiği makam aracıyla kaçtığı öğrenildi. Uyuşturucu taciri Nejat Daş'la ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Türk Escobar olarak bilinen uyuşturucu kaçakçısı devlet kademesine sızmış, kendisine adeta makam aracı tahsis edilmiş. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olan Bataklık Operasyonu tüm dünyada büyük ses getirdi. Ayrıca zehir tacirlerinin devlet kademesine nasıl sızdığını da ortaya çıkardı. Bataklık Operasyonu'nun hedefindeki en önemli isimlerden biri olan Türk Escobar olarak anılan Nejat Daş'la tutuklu eski Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek arasındaki bağlantı 6 ay önce tespit edildi. Eski Emniyet Müdürü Yüksek, polis memuru şoförü Halil İbrahim Ağa'nın kullandığı makam aracını narkotik ekiplerinin takibindeki Nejat Daş'a tahsis etti. Türk Escobar polis takibinden böyle kaçtı. Kendisine tahsis edilen makam aracıyla pandemi dönemindeki seyahat yasağını da delen uyuşturucu baronu kirli işlerinde devletin aracını kullandı. Nejat Daş'ın makam aracıyla Edirne ve Çorlu'ya giderek tırlarla yurt dışından getirilen yaklaşık 18 milyon liralık uyuşturucu parasını elden teslim aldığı tespit edildi. Narkotik ekipleri uzun süreli takipten sonra operasyonun ilk ayağını başlattı. Almanya'dan gelip Türkiye'ye giren bir tır durduruldu. Zula'da bulunan yaklaşık 2.3 milyon liraya el konuldu. Emniyet müdürü Yüksek, koruması ve şoförüyle birlikte Nejat Daş da gözaltına alındı. Ancak kirli işler ağını ortaya çıkarmak için hepsi serbest bırakıldı, takibe devam edildi. Takip sırasında aksiyon filmlerini aratmayan olaylar da yaşandı. Bataklık operasyonundan 2 ay önce tırla yurt dışından getirilen paranın transferinde Nejat Daş ve adamları 3 kişi tarafından pusuya düşürüldü. Edirne'den İstanbul'a giden Daş ve adamları çapraz ateşe alındı. Çıkan çatışmanın ardından Daş'ın adamları içinde uyuşturucu parası olan arabayla yol kontrol noktasındaki jandarma ekiplerine sığındı. İlçe Emniyet Müdürü Yüksek olayı öğrenince şoförünü ve korumasını kontrol noktasına gönderdi. Bu sayede araçta bir arama ve işlem yapılmadan Daş'ın adamları bırakıldı.